Arkadaşlar Kafa Dengi TV'den herkese merhabalar. 2020 TYT'de Kafa Dengi TV farklı bir projeye imza attı. Bundan sonra Eylül ayı itibariyle bütün konular video anlatımlarıyla, aynı zamanda soru bankamızdaki video çözümleriyle siz değerli öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Amacımız öğrencilerimize 7/24 destek sunmak. Şu sol üst köşede gördüğünüz soru bankasındaki bütün ünitelere uygun olarak konu anlatımlarına yer verdik. İşte sözcükte anlamdan başladık. En son anlatım bozukluğuna kadar 20 video hazırladık. 30'ar dakikalık periyotlar halinde. Bu videolarımızı izlediğiniz zaman en önemli bilgileri, yani size soru çözdürecek kadar diyeyim bilgilerle oluşturulmuş videolar var. İnşallah bu süreçte hem üniversiteye hazırlamak sizin için çok eğlenceli olur, hem de bizim videolarımız sizlerin üniversite sınavını kazanmanızda, sizin gelişiminizde etkili olur. Biz de bunun keyfini, huzurunu yaşarız. Bugün bu dersimizde, ilk dersimizde sizlere anlatacağımız konu sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusu. İlk başta sınavdaki yerinden bahsetmek istiyorum. 2018 ve 2019'dan söz ettik ama ÖSYM'nin temel konularından biridir arkadaşlar. ÖSYM tarihinde sorulmadığı yıl yok. Her sene mutlaka bu konuyla ilgili 2 ya da 3, bazen 4 tane soru çıkar. Sadece ÖSYM'nin değil, yani bütün seçme sınavlarında temel konulardan biridir. Sözcükte anlamı bilmeyen bir arkadaşımız cümlede anlam sorularını çözemez. Cümlede anlam konusuna hakim olmayan bir arkadaşımız paragraf sorularında tökezler. O yüzden özelden genele doğru düşündüğümüzde sözcük anlam, cümle anlam ve paragraf anlam sınavın %70'ini oluşturmakta. Bu konuya bütün özellikleriyle hakim olmanız işinizi kolaylaştıracak. O yüzden ilk başta anlatacağımız kısımlar gerçek anlam, mecaz anlam. Bunları derste de anlattığımız zaman öğrenciler burun kıvırıyor. Diyor ki hocam biz bunları çok iyi biliyoruz, sen bize başka şeyler anlat. Olsun, ilk başta anlatılan kısımlar gerçek anlam, mecaz anlam, ama eminim ki burada da unuttuğunuz, hatırlamanız gereken kısımlar olacak. Ama biz yine de burayı biraz hızlı bir şekilde anlatacağız. Gerçek anlam dediğimiz olan şu arkadaşlar: bir sözcüğün, bir kelimenin herkesçe bilinen, kullanılan, yaygın kullanılan anlamıdır. Bunu da kendi arasında ikiye ayırmışlar. Temel anlam var, bir de yan anlam var diye. Temel anlam bir sözcüğün en eski anlamı, ilk anlamı. Yan anlam ise bir sözcüğün zaman içerisinde kazanmış olduğu ikinci anlamdır. Ama ister temel anlam olsun, ister yan anlam olsun, her ikisi de bizde gerçek anlamı verir. Yani sorularda daha çok işte hangisinde yan anlamda, temel anlamda kullanılmıştır diye sormaz. Gerçek anlamda diye sorar. Şunu bileceksiniz: İster temel anlam olsun, ister yan anlam olsun, bu ikisi bize neyi veriyormuş? Gerçek anlamı veriyormuş arkadaşlar. Peki birkaç tane örnek bakalım bununla ilgili. Salih Onbaşı tek kolunu savaşta kaybetmişti. Burada kol sözcüğü aklımıza gelen ilk anlamda kullanılmış, organ adı anlamında kullanıldığı için temel anlamdır. Nehrin kolu yazları kuruyordu. Buradaki kol sözcüğü nehrin bölümleri anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada yan anlamdır. Diş makinesinin kolu arızalanmış. Burada da yan anlamdır. Yani bir sözcüğü şöyle düşüneceksiniz. Temel anlamı nasıl bulacağız? Bu sözcük tarihte ilk ne zaman kullanılmış olabilir? Yani ilk başta evrenin ortasında insanın olduğunu düşünün arkadaşlar. İnsan önce kendi organlarını, uzuvlarını adlandırmış, sonra çevresindeki eşyaları, bu şekilde halka halinde devam etmiş. Gelişim arttıkça sözcük sayısı da artmış. Dolayısıyla kol dendiği zaman aklımıza organ adı geldiği için en eski anlam budur, temel anlam. Bunun dışında kullanılanlar yan anlamda olur. Mesela diğer bir örnek: karşıdan otobüsün geldiğini gördüm demiş. Burada görmek sözcüğü gözle temas kurma anlamında, temel anlam. Öğleden sonra müdürü göreceğim dediğimiz zaman burada müdürle görüşeceğim anlamda kullanılmış. Bu sanatçı 3 devir gördü, 3 devir yaşadı, oradaki olaylara şahit oldu anlamda kullanılmış. Bu da yan anlamda kullanılmış olur. Arkadaşlar mecaz anlam, soyut anlam, diğer adıyla mecazın diğer adı değişmece. Bir sözün gerçek anlamından sıyrılıp somutken soyut anlam kazanmasına mecaz anlam diyoruz.
Yani mecazlı söyleyişlerde şu var. Önceden kullanılan, gerçek anlamda kullanılan bir sözcüğün soyut bir anlam kazanması, artık gerçek anlamdan bağını tamamen koparmasıdır. Tabii bunları kavram olarak değil de örnek olarak bilsek daha iyi olacak. Mesela aruz ölçüsü bir gün dirilir mi bilemeyiz. Burada dirilmek sözcüğü bildiğimiz anlamda, gerçek anlamda dirilmek anlamında kullanılmamış. Yani yeniden etkin duruma gelmek anlamında, etkisini sürdürmek anlamında kullanılmış. Dolayısıyla dirilmek mecaz anlamda. İşlerimi ayarlayabilirsem tatile çıkacağım. Burada ayarlamak, saati ayarlamak anlamında kullanılmamış. Düzene koyma anlamında kullanılmış. İhtiyar sokağa seyre dalmıştı. Burada seyre dalmak bir şeyi izlemeye, kendini kaptırmak anlamında kullanılmış. Akşehir askerden dönecek evlatlarını bekliyordu derken Akşehir'i anlatmak istediği nedir? Akşehir'deki halk, insanlar. Bu da mecaz anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Şimdi deyimsel anlama bakalım arkadaşlar. Deyimsel anlamda da aslında mecaz anlamda. Deyim nedir arkadaşlar? Deyim en az iki sözcükten oluşan, çoğu kez bunlar zaten hepsi kalıplaşmıştır da, çoğu kez gerçek anlamını yitirip mecaz anlamına kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Atasözü ile deyim arasındaki temel fark şudur. Deyimler daha çok özel durumları belirtmek amacıyla kullanılır. Bir cümle niteliği taşımaz. Atasözleri daha çok genel anlamda kullanılır ve cümle özelliği taşır. Ve deyimlerle oluşturulan söz öbeklerinde de arkadaşlar ne vardır? Mecazlı söyleyişler vardır. Mesela göze girmek sözü temel anlamda, gerçek anlamda düşündüğümüz zaman mümkün olmayan bir şey. Yani onun sevgisini kazanmak, ilgisini görmek anlamında mecazdır. Göz hapsini almak, göz göre göre gibi sözlerde farkındaysanız göz sözcükleri üçünde de deyim anlamında kullanılmış. Deyimsel anlam aynı zamanda nedir? Mecazdır. Şimdi terim nedir? Terimde ise arkadaşlar şu var. Herhangi bir sözcüğün belli bir alana özgü kullanılmasıdır. Yani bir sanatla ilgili olabilir, sporla ilgili olabilir, edebiyatla ilgili olabilir. Pardon, herhangi bir bilim dalıyla ilgili kullanılması. Mesela Ömerciğim şimdi kamera arkasında bizlere destek hizmet sunuyor da bu konuyla ilgili mesela şey diyebiliriz. İşte sinemada kullanılan terimler ne olabilir? Ömer mesela kameralar falan var ya, işte dekor var, kostüm var. Mesela burası da sonuçta bir stüdyo ortamı. Bilgisayarda kullanılan bu kavramlar, terimler, bunların hepsi terimsel anlamda kullanılan sözcüklerdir. Terimle günlük hayattaki kullanımı birbirine karıştırmamanız lazım. Mesela perde sözcüğü, işte bu oyunun ikinci perdesi dediğim zaman terimdir. Ama bu odanın perdesi dediğim zaman günlük hayatta kullanıldığı için perde değil. Mesela şunu da bilelim arkadaşlar. Diyelim ki reaksiyon sözcüğü. Kimyada kullanılan bir sözcük olduğu zaman terim olur. Şöyle desem, işte maddelerin reaksiyona girmesi dediğim zaman bu terimdir. Ama senden böyle bir reaksiyon beklemiyorum dersem bu artık terim anlamı olmaz. Gündelik hayatta kullanıldığı için terim olarak alamayız. Mesela Sinan Paşa'nın bu eserinde seciler yaygındır. İç uyak anlamında kullanılan seci, edebiyatla ilgili kullanılan bir terim. Maç boyunca 6 korner atıldı. Burada korner sözcüğü futbolda kullanılan bir terim. Yüklem cümlenin en önemli ögesidir. Yüklem sözü var. Boylam sözü var. Yine toprak sisteminde kullanılan has sözü var. Bunların hepsi belli bir alana özgü kullanıldığı için terim olarak çıkar karşımıza sevgili arkadaşlar. Peki geldik sözcüklerde anlam ilişkilerine. Şimdi arkadaşlar eş anlamlı ya da anlamdaş sözcükler var. Yani bir sözcüğün eş anlamlısı nasıl oluyor? Diyelim ki görev sözcüğü, bir sözcük. Şimdi Türkçenin şöyle bir özelliği var. Türkçede Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan dilimize yerleşmiş olan birçok sözcük var arkadaşlar. Mesela işte uçak dediğimiz zaman diğer adı, eski adı teyyare. Okul, mektep. Alan, saha. İşte görev sözü var burada. Vazife. Türkçede bu anlatılan konulardan biri. İşte belirteç sözcüğünün eş anlamlısı zarf. Aynı varlığı karşılayan bir yabancı, genellikle yabancı dillerden, Arapçadan, Farsçadan dilimize yerleşmiş olan sözcüklerin olmasına eş anlamlı veya diğer adıyla anlamdaş sözcükler diyoruz. Şunu unutmayalım ama arkadaşlar,
anlamdaş ya da eş anlamlı sözcükler bir cümle içerisinde kullanılırsa anlatım bozukluğu olur. Yani şöyle bir kullanımla karşılaşırsanız, şiirde her dizenin, her mısranın önemi büyüktür. Şimdi bu cümlede dize ve mısra eş anlamlı anlamdaş sözcükler olduğu için burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu söz konusudur. Peki diğer konu başlığımıza bakalım. Yakın anlamlılık ilişkisi. Yakın anlamlılık ilişkisinde de şu var. Eş anlamlı anlamdaş gibi görünmesine rağmen arasında ince farklar olan, anlamca birbirinin tam karşılığı olmayan sözcüklerdir. Mesela işte başarmak sözcüğü, becermek sözcüğü, altından kalkmak sözcüğü, başa çıkmak sözcüğü, hakkından gelmek sözcüğü, üstesinden gelmek sözcüğü. Bunlar birbiriyle yakın anlamlı sözcüklerdir. Mesela hani bundan seneler önce meşhur bir şarkı vardı. Padişahın kızı olsan küstüm. Şimdi mesela padişahın kızı olsan küstüm desem. Padişahın kızı olsan darıldım desem. Padişahın kızı olsan kırıldım desem. Padişahın kızı olsan gücendim desem. Padişahın kızı olsan alındım desem. Şimdi sevgili arkadaşlar, farkında mısınız? Küsmek, incinmek, kırılmak, gücenmek, alınmak, bunları bazen bu farklılıklarını görmezden gelerek kullanabiliyoruz ama aralarında ince ayrımlar var. Şimdi biriyle küstüğünüz zaman onunla iletişim tamamen koparırsınız. Ama birine alındığınız zaman onunla biraz renginizi belli etmeden de konuşmanızı sürdürürsünüz. Gücenmek, kırılmak mesela küsmenin bir alt boyutudur. Daha çok sizi etkilemiş bir olaydır ama alınmak biraz daha hafiftir. Yani arasında ince ayrımlar var. Bunlar birbiriyle eş anlamlı sözcükler değil. Dediğim gibi eş anlamlı gibi görünen ama aralarında ayrımlar olan, anlamca farklılıklar olan sözlerdir. Sevgili arkadaşlarım, karşıt anlamlılık ilişkisi demiş. Şimdi karşıt anlamlılıkta ne var? Karşıt anlamlılıkta ise bir sözcüğün zıttının kullanılması. Mesela aşağı sözcüğün zıttı nedir? Yukarı, içeri sözcüğü, dışarı. Bunlar aynı zamanda bir söz sanatı da olur. Nedir söz sanatımız? Tezat. Anlamca karşıt olan sözcük. İşte bulma, kaybetme, ıslak, kuru, ilkbahar, sonbahar, onaylama, reddetme, öznel, nesnel sözlerinde olduğu gibi. Yalnız şunu unutmayalım arkadaşlar. Mesela ak sözcüğünün karşıtı nedir? Kara. Ama cümledeki kullanımına göre bir sözcüğün karşıtı olmayabilir. Mesela kara bahtım yüzünden saçlarıma ak düştü dediğim zaman burada bir karşıtlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü kara bahtım kötü bahtım anlamında kullanılmış. Ak düşmek de beyazlamak anlamında kullanılmış. Bunlar birbirine karşıt olarak alınmaz. Yani cümledeki anlamına göre değişebilir. Peki somut soyut anlam ilişkisi ne var arkadaşlar? Herhangi bir duyu organı ile algılanabilen hatlarımıza somut diyoruz. Bir duyu organı ile algılanamayan varlığına akıl yoluyla ulaştığımız sözcükler de soyuttur. Mesela akıl, zeka dediğimiz zaman, sevgi, merhamet dediğimiz zaman bunlar soyuttur. Bunlar aynı zamanda bir hacmi yok. Doğada, tabiatta bir yer kaplamaz. Ama somut kavramlar ise uzay boşluğunda yer kaplar. Masa deriz, sandalye deriz, tablet deriz, bilgisayar deriz, mikrofon deriz. Bunlar yer kapladığı için bunlar somut sözcükler olarak çıkar karşımıza. Mesela burada yorgunsun, uzaklardan gelmişsin, yitirmişsinden varsa birer birer. Bir sağlık, bir sevinç, bir umut. Buradaki sağlık, sevinç, umut. Bunlar doğada yer kaplıyor mu? Kaplamıyor. Dolayısıyla nedir bunlar? Bunlar sevgili arkadaşlar soyut sözcüklerdir. Genel anlamlı sözcüklere bakalım. Genel anlamlı sözcükler ve özel anlamlı sözcükler. Şimdi arkadaşlar bu da çok basit. Mesela karga bir kuş adıdır, özeldir. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman nedir bu? Hayvandır. Yani hayvan sözü kargaya göre geneldir. Yani şöyle bir tablo halinde de gösterebiliriz. Karga bir kuş adı, bir kuş türü. Aynı zamanda karga bir hayvandır. Aynı zamanda karga nedir?
bir canlıdır. Hatta şöyle daha genel anlamda düşündüğümüz zaman aynı zamanda karga nedir? Bir varlıktır. Yani kargadan varlığa doğru gittiğimiz zaman özelden genele doğru bir anlatım söz konusu olur. Varlıktan kargaya doğru gittiğimiz zaman genelden özele doğru bir kullanım olur. Mesela şöyle bir cümle olsa, aşağıdaki cümlelerin soru olsa, aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım söz konusudur diye bir soru çıksa, işte telefon en önemli, en yaygın iletişim aracıdır dese, telefon ve iletişim aracı özelden genele doğru bir anlatım söz konusu. Veya şöyle dese, iletişim araçları içerisinde en yaygın olanı telefondur. Bu sefer de tam tersi, genelden özele doğru bir anlatım söz konusu olmuş olur. Sevgili arkadaşlar, diğer bir konu başlığımız nicel ve nitel anlamlı sözcükler. Şimdi nicel ve nitel, bunu biz ileriki videolarımızda nicelik zarflarını anlatırken göreceksiniz. Nitelik sözcüğünü de hem durum zarflarında hem de niteleme sıfatlarında ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi ikisi arasındaki fark şu. Nicelik anlamlı sözcükler bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumunu bildirir arkadaşlar. Nicelik bildiren kavramlar ise iki türlüdür. Mesela belirli nicelik var. 5 tablo deriz, burada net bir sayı vardır. Birkaç çocuk deriz, burada birkaç nicelik bildirir ama belirsizdir. Kaç tane olduğu tam olarak belli değildir arkadaşlar. Dediğimiz gibi nitelik şöyle de aklınızda kalır. Nitelik nasıl sorusuna cevap verir? Nicelik ise ne kadar sorusuna cevap verir? Nasıl adam? Huysuz adam. Kaç adam? 2 adam. Nicelik. Nasıl adam? Huysuz adam. Nitelik olarak çıkar karşımıza. Sesteş sözcükler nedir? Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir. Mesela desem ki gözlerin bir içim su. Gözlerin bir içim su. İçim yanda doğrusu. Gözlerin bir içim su, burada içmek anlamında kullanılmış. İçim de dış sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmış. Peki buradaki içim sözcükleri yazılışları aynı mı? Aynı. Anlamları aynı mı? Aynı değil. Arasında uzaktan yakından bir ilgi yok. Biçimce aynı olmasına rağmen anlamca farklı olan sözcüklere sesteş sözcük diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, yansıma sözcüklerinin özelliği şu. Yansıma sözcükleri doğadaki seslerin taklidi olan sözcükler. Bunlar da kendi arasında üçe ayırabilirsiniz aslında. İnsanların çıkardığı sesler var. Hayvanların çıkardığı sesler var. Bir de iki varlığın birbirine çıkarması, vurmasıyla çıkan sesler var. İşte mesela sondan başlayayım. Çat, pat, tak gibi. İki varlığın birbirine değmesi çıkan sesler. Veya hayvanların çıkardığı sesler var. Miyavlamak, havlamak gibi sözcükler. Bunlar yansıma kelimelerdir. Veya tabiattaki insanların çıkardığı seslere örnek vereyim. İşte horultu, hapşırmak, fısıltı gibi sözcükler, bunlar da yansıma kelimelerdir. Ama şuna dikkat edin lütfen. Yansıma olabilmesi için arkadaşlar, yansıma kelimelerde mutlaka ses olması lazım. Yani ses olmadan yansıma sözcük olmaz. Mesela aslanlar kükreyince korktuk desem, kükreyince korktuk desem. Arkadaşlar burada kükremek sözcüğünü duyarsanız, görürseniz bunu yansıma olarak alamazsınız. Neden? Çünkü aslan kük kük diye bir ses çıkarmaz. Şimdi buna hocam örnek isteriz, bir aslan sesi çıkarın diyecek olursanız o riske giremem ilk videodan. Belki ileriki zamanlarda bir aslan sesi çıkarabiliriz arkadaşlar. Peki örneklerle ilgili bakalım neler var. Bahçedeki köpek sabaha kadar havladı. Havladı sözcüğü var. Şırıltı sözcüğü var. Çıtırdamak sözcüğü, miyavlamak sözcüğü, patlamak sözcükleri. Bunların hepsi yansıma sözcüklerdir. Peki geldik diğer konu başlığımıza. Anlam olayları. En sevdiğim kısımlardan biri bu. Anlatması da keyifli. Anlam olaylarının arkadaşlar ad aktarması mecazi mürsel. Mecaz-ı mürselin özelliği şu. Direkt belki mecaz-ı mürsel vardı diye sormayabilirler ki öyle soru kalıpları da var ama daha çok
tanımdan hareketle soruyorlar. Klasik soru kalıbı o. Mesela şöyledir. Bir sözü benzetme amacı gütmeden başka bir söz yerine kullanmaya ad aktarması denir. Buna benzer bir soru kalıbı şöyle çıkar. Der ki aşağıdakilerden hangisinde benzetme amacı olmadan bir söz başka bir söz yerine kullanılmıştır der. Mesela işte İstanbul bu festivalde çok eğlendi dersem, burada İstanbul'u anlatmak istediği İstanbul halkı olduğu için ne var burada? Mecazi mürsel var. Tabi bunlar arasında anlam ilişkileri olarak oluşturuluyor. Birinci örnekte parça bütün ilişkisine dayalı aktarma demiş. Uçağımız biraz sonra Ankara'ya inecek derken Ankara havaalanına. Yazar eser ilişkisine dayalı aktarmadan bahsedebiliriz. Mehmet Akif'i beğenerek okurum derken Mehmet Akif'in eserlerinden bahsetmiş arkadaşlar. Mesela desem ki soğuk havalarda burnu akar. Şimdi bir insanın burnu akar mı? Gerçek anlamda düşündüğüm zaman hayır. Akan nedir? Burnunun içindeki sıvıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yine iç dış ilişkisi var. Özellikle kış aylarında kar yağınca okulların tatil olması nedeniyle kullanılan bir söz var. Mesela gökten tatil yağdı. Burada anlatmak istediği ne? Kar yağdığı için tatil oldu. Sebep sonuç ilişkisi var. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere ordu üstüme kalksa. Burada orduyla anlatmak istediği ne? Ordudaki insanlar. Dolayısıyla burada da yine şehir insan ilişkisi var. Mesela gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Gönülle anlatmak istediği insan. Somut bir sözcük olan insan, soyut bir sözcük olan gönül, somut soyut ilişkisi var. Mesela işte yaşlı adam ayağını çıkardı, sofraya oturdu desem ayak çıkmaz. Çıkan ayakkabıdır. Burada iç dış ilişkisi var. Sofraya oturdu derken gitti sofranın ortasına çömelmedi, oturmadı. Sofranın kenarına oturdu. Bütün parça ilişkisi var. Mesela rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa derken burada duvarda bir şair arkadaşın olması söz konusu değil. Şairin bir sözü, bir tablosu, portresi, bir şiiri olabilir. Yine sanatçı eser ilişkisi söz konusu arkadaşlar. Peki geldik deyim aktarmasına. Deyim aktarması kendi içinde de bölümlere ayrılır ama ad aktarmasından farklı bir yönü var. Ad aktarmasını anlatırken ne dedim? Aralarında benzetme amacı olmadan bir sözün başka bir söz yerine kullanılması. Deyim aktarmasında da benzetme amacı olarak bir sözü başka bir söz yerine kullanıyoruz. Bunlar da kendi arasında arkadaşlar üçe ayrılmakta. Mesela doğadan insana aktarma var, insandan doğaya aktarma var, bir de duyular arası aktarma var. Mesela organ hatların ya da insanla ilgili kavramların doğaya uygulanması. Yani insandan doğaya aktarma. Bu aynı zamanda bir kişileştirmedir. Dolabın gözü dediğimiz zaman göz insana ait bir uzuv ama insan dışı varlık için kullanılmış. Burada doğadan insana aktarma var. İşte neşeli rüzgar. Rüzgarın neşeli olması. Neşeli olmak insana ait bir özellik. Hırçın deniz. Denizin hırçın olması. Bunları söyleyebiliriz. Yani insana ait bir özelliğin insan dışındaki varlıklar için kullanılmasına insandan doğaya aktarma. Tersi nasıl olur hocam? Doğadan insana aktarma. O tilkiye söyle borcunu getirsin. Yani kurnaz bir insana kurnazlığının vurgusunu yapmak için tilki diyor. Tilki doğada bulunan bir varlık. Tilkiyle anlatmak istediği insan doğadaki bir kavramı, bir varlığı yani insan dışındaki bir hayvanı insan için kullanmış. Buna da doğadan insana aktarma diyoruz. Şekerim bu iş olmaz. Burada da hani sevimli bir dostuna, candan, samimi, içten bir dostuna şekerim diye hitap etmesinden yine doğada bulunan bir gıdadı. Bunu insan için kullanıldığı için doğadan insana aktarma var arkadaşlar. Somutlaştırmadan bahsedelim. Onun ne çatal yürekli biri olduğunu bilirim diyor. Burada yürek sözcüğü cesaretli anlamında kullanılmış. Cesaret soyut bir sözcüktür. Ama çatal yürekli dediği için burada ne var arkadaşlar? Deyimle çatal yürekli sözü aynı zamanda bir deyim. Cesaret kavramı somutlaştırılmıştır. Hiç kimse bana kül yutturamaz demiş. Kül yutturma somutlaştırma. Yani birini kandırmak için, aldatmak için kullandığımız bir söz yerine mesela kandırmak yerine kül yutmak diyoruz. Soyut bir kavramı deyim aracılığıyla somutlaştırıyoruz.
Duyular arası aktarma da çok 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 ama çok önemli. Neden önemli? Çünkü sorularda arkadaşlar sıkça karşılaşıyoruz. Duyu derken 5 duyumuzdan bahsediyoruz. Görme, tatma, dokunma, işitme gibi duyularımızdan bir duyuya ait bir özellik başka bir duyuyla birlikte kullanacak. Mesela acı çığlık dediğimiz zaman acıyı nasıl anlarız bu kavramı? Tatma duyusuyla. Çığlık dediğimiz zaman direkt aklımıza kulak gelir, işitme gelir. Burada tatma duyusu arkadaşlar işitme duyusuyla birlikte kullanıldığı için duyular arası aktarma var. Yumuşak nedir? Dokunma duyusu. Bir varlığın yumuşak olduğunu dokunma duyusuyla anlar. Ses dediğimiz zaman işitme. Yine iki duyuya ait özellik yan yana kullanılmış. Sert bakış, dokunma ve görme duyuları birlikte kullanılmıştır arkadaşlar. Peki dolaylamada ne vardı? Dolaylamada ise şu. Hani biz abartmayı, sanatı seven bir kitleyiz arkadaşlar. Bir topluluğuz. Mesela şöyle diyeyim. İşte anlatırken edebi sanatlardan, anlam olaylarından mümkün olduğunca faydalanıyoruz. Aslında bu bizim biraz da derin bir edebi birikimimizin olmasından kaynaklanıyor. Yani mesela başka milletlerin bir iki destanı varken, ulusal destanı varken bizim birçok ulusal destanımız var. Tabii bu sözlü kültürden gelmemizin de etkisi var. Mesela bu da sonuç itibariyle dilimize yansımış. Dilimizde mecazı çokça kullanıyoruz. Deyimleri çokça kullanıyoruz. Atasözlerini çokça kullanıyoruz. Bu da aslında Türkçenin bir zenginliğidir. Mesela dolaylama nasıl oluyor? Dolaylamada bir sözcükle anlatabileceğimiz bir kavram. Mesela kaleci deyip geçebiliriz ama file bekçisi dediğimiz zaman burada dolaylama yaparız. Top sözcüğü yerine meşin yuvarlak dediğimiz zaman burada yine ne var? Dolaylama var. Mesela Atatürk yerine büyük kurtarıcı dediğimiz zaman burada yine dolaylama var. Yalnız şunu söyleyemezsiniz. Yani ben bir söz kullanacağım bu artık dolaylama olarak kullanılsın diyemezsiniz. Bir sözün dolaylama olarak kabul edilebilmesi için halkın nezdinde bir geçerliliği olması lazım. Yani kullanılması lazım. Yani yavru vatan söylendiği zaman eğer sen kendi ilçen için kullanıyorsan bu olmaz. Çünkü yavru vatan dendiği zaman herkes aynı şeyi anlamalı. Kıbrıs için kullanılmış. Mesela İzmir yerine Ege'nin incisi, turizm yerine bacası sanayi. Burada şu mantığı kavramanızı istiyorum sizlerden. Tek bir sözcükle de anlatabiliriz. Mesela Kıbrıs deyip geçebiliriz. Ama bunu ben birden çok sözcükten oluşan kalıp bir sözle anlatırsam buna dolaylama diyorum. Sakın ha sakın dolaylamayla dolaylı anlatım birbirine karıştırmayın. Birbirine çok farklı şeyler. Arkadaşlar edebi sanatlar konusunda bunu edebiyatta AYT'de işleyeceksiniz. Benzetme diye bir şey var diğer adıyla teşbih. Aralarında ilgi olan iki kavramdan zayıf olanı güçlüyle birlikte kullanmaktır. Ah bu türküler köy türküleri ana sütü gibi candan ana sütü gibi temiz demiş arkadaşlar. Bu adam türküleri neye benzetmiş? Anne sütüne benzetmiş. Türküleri anne sütüne hangi yönüyle benzetmiş? Candan ve temiz olması yönüyle benzetmiş. Dolayısıyla burada da sanatlı bir söyleyiş, teşbih veya benzetme var. Benzetmede iki tane asıl ögemiz vardır. Unutmayalım. Bunlar olmadan benzetme olmaz. Birincisi benzeyen. İkincisi nedir arkadaşlar? Kendisine benzetilen. Bir de neler var? Yardımcı ögeler var. Benzetme yönü. Benzetme edatı. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Bir yerde benzetme olabilmesi için ama benzeyenle benzetilen olmadan orada benzetme olduğunu söyleyemez. Mesela asılı salkımlardır çocuklar. Asılı salkımlardır çocuklar. Anaların uzun eteklerinde desem. Burada çocukları neye benzetmiş arkadaşlar? Asılı salkımlara benzetmiş. Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen var. Benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmamış. Peki sevgili arkadaşlar sözcükte anlamla ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlardan ibaret. Bundan sonraki videolarımızı da bu şekilde hazırlayacağız. İnşallah sizler için çok faydalı olacak. 2020 TYT'ye hem Kafa Dengi kitaplarımızla hem Kafa Dengi TV ile Kafa Dengi hocalarla hazırlanmanızı istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.